Efendim ben Ömer Yıldırım. Gaziantep'in Arıl köyünde doğdum. İlkokulu Arıl'da, sanat okulunu Gaziantep'te, askeri okulu Ankara'da okudum. Jandarma subay olarak mezun olduktan sonra ülkemin çeşitli illerinde, Hakkari'de, İstanbul'da, Edremit'te, çeşitli yerlerde, Batman'da görev yaptıktan sonra Malatya İl Jandarma Alay Komutanlığı'ndan emekli oldum. Yani mecburi hizmetimi doldurdum. Ondan sonra kendi isteğimle emekli oldum. Gelip memleketim olan, çok sevdiğim Gaziantep'e yerleştim. Daha 4 ay emekliyken bir gün Ahmet Turan Ertuğ, rahmetli belediye başkanımız, kurmay albay, beni belediyeye davet etti. Zabıta geldi, beni çağırdı. Başkan seni istiyor. O dönemde sıkı yönetim kalkmak üzereydi. Herkes de gölgesinden korkar bir vaziyet vardı. Acaba dedim bir suçumuz mu var filan diye gittim. Belediye başkanı sağ olsun, otur evladım deyince biraz rahatladım. Dedi ki, Ömer Bey dedi, biz askeriz. Bu şehre hizmet ediyoruz. İmtihan veriyoruz. Bu şehre hizmet edeceğiz. Seni dedi, belediyenin teknik kadroları haricinde nereye istersen oraya müdür olarak tayin ediyorum dedi. Saydı, isimlerini saydıktan sonra en son personel müdürlüğü dedi. Ben de Malatya İl Jandarma Alay Komutanlığı personel şubesinden emekli olmuştum. Tamam başkanım dedim ve bizi işe başlattı. Çalışmalarımız devam ederken bir gün beni çağırdı, dedi ki evladım dedi, bizim dedi şoförlerden birisinden dedi şikayetçi olmuşlar. Hele bunu bir incele dedi. Nedir başkanım dedim. Şu semt sahalarında dedi, toprak sahalarda spor yapan çocuklardan para topluyorlarmış. Onlara çeşitli olumsuz şeyler yapıyorlarmış. Bunu bir incele dedi. Emredersin başkanım dedim. O zaman tiyatromuz vardı burada. Tiyatroya gençleri topladık. 500'e yakın genç geldi oraya. İştirak ettiler. Soruyordum ben onlara, sen ne iş yapıyorsun? Biri diyor ki ben kahvede çırağım, biri diyor ki ben kurda topluyorum, biri diyor ki yani o spor yapan çocukların içinde düzenlemeyi yapanların ipe sapa vurulur bir şeyleri yok, özellikleri yok. Dedik ki biz bundan sonra belediye hizmet olarak biz devam ettireceğiz bunu dedim. Gittim başkana bir rapor verdim. Gaziantep'te o zaman 12 tane semt sahası var, toprak sahalar var. Antep'te gençler eskiden işte deşli tarla derler, bilmem itfaiyenin oraya batur derler. O sahalarda kendi imkanlarıyla spor yapıyorlar. Amatörden daha amatörcülüğe geçen mahalli spor kulüpleri adı altında bir dernek kurduk. Bir encümen kararı çıkardı Sayın Başkanım. Bundan böyle dedi, belediyemiz bu işlere devam edecek dedi. Biz arkadaşlara dedik ki kardeşim bundan böyle bu düzenlemeyi belediye yapacak. İlk defa 1981-82'lerde yaptığımız araştırmada baktık ki bir potansiyel var, bir heyecan var. Gençler tutunmak istedikleri insanı arıyorlar. Yani işte şikayet edilen gibi kimi para topluyor, kimi çeşitli şeyler yapıyor. Biz dedik ki biz belediye olarak biz düzenleyeceğiz, biz yapacağız. Biz bu hizmeti devam ettireceğiz dedik. Bölgeler adı altında Mahalli Spor Kulüpleri Derneği diye bir dernek kurduk. 1982'de bir dernek kurduk. Halep Pasajı'nın altında aylığı 10 lira bir dükkan kiraladık. Dedik ki haftada bir gün il yönetim kurulu üyeleri. İl yönetim teşkilatının başında ben varım. Benden sonra bölge başkanları var. Bölge başkanları kimdir? Her sahanın başındaki olandır. Şimdi bölge başkanlarına dedik ki birer defter alacaksınız, işletme defteri alacaksınız. Kaç kuruş toplarsanız oraya yazacaksınız, kaç kuruş harcarsanız oraya yazacaksınız. Kesinlikle kimsenin parasına zarar verdirmeyeceksiniz dedik. Şimdi çocuklar bölge başkanlarının nezaretinde bir tescil yaptık. Nasıl yaptık? Mesela bir toprak sahada kaç kulüp var? 16 kulüp var. 16 kulübü tescil ettik. Kayıtlara geçtik. Dedik ki bundan böyle her sahanın oyuncusu başka bir sahada
bölgenin, kulübün yönetimin izni olmadan başka yerde spor yapamayacak dedi. Buna öyle uydular çocuklar. Biz ona sporun anayasası diyoruz, mahalli sporun anayasası diyoruz. Bir tüzük çıkardık. Gençler o sahalarda nasıl futbol oynayacaklar, nasıl spor yapacaklar, nasıl bir düzenlemeye uyacaklar, bunlara fevkalade bir uyum sağladık. Çalışmaya devam ettik. İnanır mısınız, Gaziantep ilk defa böyle güzel bir organizasyonla karşılaşınca amatörlerden bize iştirak etmeye başladılar. Biz o kulüplerde üçer tane de amatör spordan aldığımız, yani amatör kulüplerden aldığımız resmi dediğimiz gençleri oynatmaya başladık. Onlar ağabey görevi yapıyor çocuklara. Sporumuz devam ediyor. Rahmetli Tamer Güney, rahmetli diyorum, Allah uzun ömür versin inşallah, sağdır. Gaziantep'in teknik direktörü o zaman. Ona gittik, dedi ki ya biz böyle bir şey yapıyoruz. Ben dedi sizi inceleyeceğim dedi. Bizimle beraber arabasına bindi, kulüp kulüp, bölge bölge dolaştık. Onları görünce hayret etti. Bunun dedi, bu teşkilatların dünyada bir eşi yoktur dedi. Gaziantep gençliği, Gaziantep halkı önce savaşı kazanmış, sonra ormanını dikmiş, şimdi gençlerini eğitiyor. Fevkalade bir şey bu dedi. Bir spor bayramı yapalım falan dedi. Tamer Güney bize önderlik etti. Sağ olsun. Sporda neler yapmamız gerekenleri bize daha aydın bir şekilde anlatmaya başladı. O sırada Oğuz Kağan Köksal, Gaziantep Vali Mavini, ona gittiğimizde o da çok ilgi gösterdi. Kulakları çınlasın. O zaman Abdülkadir Aksu Gaziantep valisi. Biz onlara anlattık. Biz dedik gençler birbirini boğuyor. Sigara içiyor, içki içiyor, kötü yollara düşüyorlar. Bunları önlemek için böyle bir düzenleme yaptık dediğimiz zaman onların da ilgisini çekti. Sayın Vali mesela derdi ki Ömer Yıldırım ekibiyle geldiği zaman kapım her zaman açık. Onlara nasıl yardımcı olabiliriz diye. Bir emniyet müdürümüz vardı. Allah gani gani rahmet etsin. Sabri Yakar. Nur olsun. Nur içinde yatsın. O diyordu ki arkadaşlar toplantımızda burada bir cami havası var. Gençler ne kadar saygılı, gençler ne kadar uyumlu, ne kadar itaatkar. Onun için bir cami havası var. Bu havanızı bozmayın diyordu. Sonra biz genceltmeye çalıştık. Mesela 16-18 yaş grubuna sahalar açmaya başladık. Boş bulduğumuz belediyenin veyahut da şahısların arazilerini düzenliyorduk. Araziyi futbol sahası haline getiriyorduk, toprak saha. Çocuklar önce orada bir taş topluyorlardı. Ondan sonra futbol oynamaya başlıyorlar. Bizim yönetimimizin, il yönetiminin tayin ettiği hakemler vasıtasıyla 142 maç yapılıyordu haftada. O sahaların çizimi için kireç alıyorlar, bölge başkanları kireç alıyor, o sahanın çizimini yapıyor. Ondan sonra spor yapılıyor. Akşam olunca toplanıyorlar, maçların kriterini yapıyorlar. Ceza vermesi gereken gençleri cezalandırıyorlar. Ceza ödüllenmesi gereken gençleri de ödüllendiriyorlar, il yönetime bildiriyorlar. İl yönetim toplanıyor, bölge başkanlarının yani saha başkanlarının yapmış olduğu icraatları inceliyordu. Onların nasıl düzenli daha güzel spor yapacağını, nasıl sorumsuz, sorumlu bir şekilde hizmet vereceklerini anlatıyorlardı ve isimler çok güzel başladı yürümeye. Bir gün Hasan Celal ara seçime geldi, o zaman Milli Eğitim Bakanı. Dedi ki, ya dedi, her kahveye gittiğimde orada bir levha var. Saha, maç, maç saati yazıyor. Sen dedi, şık mısın, devriş misin? Dedim ki, Hasan Bey, Sayın Bakanım, ben emekli bir astsubayım dedim. Belediyemizin bana vermiş olduğu bu görevle ben bu çocukları organize ettim. Onlar da bize dedim, çok yakınlık gösterdiler, yardımcı oldular. Bu hizmet devam ediyor dedim. Onun üzerine Hasan Celal bize 4-5 tane semt sahasının kenarına şey yaptırdı. Basketbol sahası yaptırdı. Ona da çalışın diye. Bu çalışmalarımız devam ederken
O zamanın Milli Eğitim Bakanı Vehbi Dinçerler, kulakları çınlasın, Vehbi Dinçerler Gaziantep'imizin yetiştirdiği çok değerli bir bakan, çok değerli bir sanayici, makine mühendisi. Onun dikkatini çekti nasılsa. Bizi Ankara'ya davet etti. Gelin bu konuyu anlatın. Nasıl başardınız? Nasıl bu gençleri bir araya topladınız? O zaman kahvelerde bira içiliyor, bilmem ne içiliyor filan. Yani durum iyi değil. Biz onlara hep toplumumuza, bizimle spor yapanlara şey yapıyorduk, empoze ediyorduk. İçki yok, sigara yok, bira yok. Bunları bırakın. Bırakıyor çocuklar. Bizim toplantılarımızda çok güzel bir düzenleme var. Vehbi Bey bizi Ankara'ya davet etti. Şimdi Ankara'ya gideceğiz ama bakana ne götüreceğiz? Şimdi desek ki Gaziantep'te 245 kulüp var, 140 müsabaka yapılıyor. Polisin nezaretinde, jandarmanın nezaretinde olmadan bu müsabakalar yapılıyor desek bize gülecekler dedik. Ne yapalım dedik? Bir video hazırlayalım, bakana sunum yapalım dedik. Buradaki foto mercek bir arkadaş buldu bize, Ahmet Hifi diye, Hifi Ahmet diye. 150 bin liraya anlaştık. Çekimler yaptık. Nerede çekimler yaptık? Futbol sahasında oynananları çektik. Nerede çekim yaptık? Toplantıların çekimlerini yaptık. O gençlerin nerelerde soyunduğunu, nasıl şartlarla futbol müsabakası yaptıklarını görüntüleri aldık. Ankara'ya gittik. Şimdi Ankara'ya giderken arkadaşlar diyorduk ya gidersin işte bakanlığın önünde beklersin. Ha şimdi bakan seni kabul edecek ya bu olacak şey değil dediler. Dedim ki arkadaşlar bakan bizi davet etmişse bize mutlaka itibar edecektir dedik. Gittik oraya. Bizi karşıladılar. Baş öğretmen salonunda Vehbi Bey kulakları çınlasın. Çok güzel bir düzenleme yapmış. Türkiye'deki Genelkurmay Spor Daire Başkanı dahil, TRT dahil hepsini oraya davet etmiş. Oturduk. Önce bakan amatör sporla profesyonel sporun devlete ne getirdiğini, ne götürdüğünü, nasıl yapılması gerektiği hususunda güzel bir sunum yaptı. Dedi ki işte devlet bu, devletin yaptığı bu. Devletten hiç yardım almadan, hiç destek almadan 30 bin genci eğiten bir dernek var dedi. Buyur Ömer Bey dedi. Beni kürsüye davet etti. Kürsüye çıktım. Sevgili misafirler, sevgili bakanım, sayın bakanım. Şimdi ben size Gaziantep'te bu kadar sporcu var desem, bu kadar spor yapılıyor desem, inanın belki de anlamayacaksınız. Ama ben size Gaziantep'in 6317 şehidinin selamıyla geldim. Bir video hazırladık. Müsaade ederseniz o videomuzu bir izleyin. Bizim hakkımızdaki kanaatiniz neyse onu görürsünüz dedik. Kürsüye çıktım. Kaseti verdim. Kaseti koydular. En az 300 kişi var sporla ilgili. Beden Terbiyesi Genel Müdürü var. İşte TRT var. Yani sporun en üst düzeyinde Genelkurmay'ın daire başkanı dahil oradalar. 62 dakika o videoyu izlediler. Videoyu izledikten sonra hayret ettiler, tebrik ettiler filan. TRT'cinden birisi çıktı dedi ki TRT'den bir sunucu mudur, yorumcu mudur bir tanesi dedi ki sayın bakanım dedi. Bir şehirde dedi polis olmadan, jandarma olmadan 245 kulüp 140 müsabaka yapacak. Bu olacak şey değil bu dedi. Polis yok, jandarma yok, emniyet tedbiri yok. Kavgasız, dövüşsüz 140 futbol müsabakası yapılıyor. Bu nasıl bir iş dedi. Siz kendi şehriniz olduğu için bunu anlatıyorsunuz. Sayın Bakan dedi ki o zaman, beyefendi dedi Gaziantep'e gidersiniz, kameranızı alırsınız. Gaziantep'te böyle bir teşkilat var mıdır, yok mudur diye çekersiniz. Eğer yoksa sokakları çeker gelir gösterirsiniz diye. Bunun üzerine TRT Gaziantep'e geldi. Bize dedi ki, görelim bakalım dedi, böyle 30 bin kişiden, 20 bin kişiden bahsediyorsunuz. Bu kadar genci bir araya toplamak mümkün mü dedi. Şimdi bizim il yönetim kurulunun toplantısı var. O zaman telefonumuz yok, paramız yok, imkanlarımız yok. Fakat biz
Önce bölge başkanlarını topluyoruz. Bölge başkanlarına talimat veriyoruz. Bölge başkanları kulüplere talimat veriyor. Bir yürüyüş yapacağız. Atatürk'e saygı adı altında bir yürüyüş yapacağız. Dedik ki arkadaşlar, sabah saat 9.30'da Başkarakol'da, Yeşil Park'ta orada toplanacağız. Heykele kadar güzel bir yürüyüş yapacağız. Biz icraatımızı göstereceğiz dedik. Tabii bu arada çekimleri filan TRT çekti. Sabahleyin 9.30 vali şeye telefon ediyor. Polis okuluna telefon ediyor. Bakana karşı diyor. Vehbi Bey'e karşı mahcup olmayalım. Sporcular varsa diyor, öğrencileri de giydirin diyor. Spor kıyafetiyle mahcup olmayalık diyor. Gittik oraya. TRT'den gelen arkadaş bana diyor ki, tabii şeyin sorumlusu benim, organizasyonun. Ya ben bu işin böyle olduğunu biliyordum da, ya bu kadar adamı bir araya toplayacaklar mümkün mü diyor. Dedim ki kardeşim, saat 9.30'a biz randevu vermişiz. Gençler buraya gelecek, yürüyüşe başlayacağız dedim. Bekliyoruz. Bir akım başladı. Şehir içi dolmuşlarıyla, kendi arabalarıyla, Yeşil Cami'nin oradaki Başkarakol Parkı'nın içinde bir kıyamet, bir gençlik olayı akıyor böyle. Spor kıyafetiyle, flamalarıyla, her türlü hazırlığı yapmışlar, oraya akın ettiler yani. O yer yerinden oynuyor. Oğuz Bey'e dedim ki, Oğuz Kağan Köksal'a, Allah selamet versin, çok iyiliğini gördük. Oğuz Bey dedim, bu gençleri ben sesimle ulaşamam. Bana dedim bir polis arabası verin, anons ederek bu gençleri buraya düzeyim dedim. Arabayı verdiler, bindim arabaya. Gaziantep gençliğine hitaben dedim ki, arkadaşlar Sosyal Sigortalar Hastanesi o zaman şeyde, şimdi 25 Aralık olan yer. Burada bir düzenleme yapacağız dedik. İşte filan kulüp bölge şöyle, filan kulüpler o bölgenin arkasında şeklinde onlara bir talimat verdik. Askeri düzende bir yürüyüş başladı oradan. Nereye kadar? Başkarakol'dan heykele kadar. Bugünkü Atatürk heykeline kadar güzel bir yürüyüş düzenlendi. O zaman Ömer Köylüoğlu rahmetli Vehbi Bey'e telefon açıyor. Pencereden seyrediyormuş bizi. Vehbi. Dün birbirini parçalayan gençler, dün birbirlerini sokakta boğmaya çalışan gençler, gel de bak Atatürk sloganlarıyla nasıl bir yürüyüş yapılıyor. Bu Antep'te başarılan bir şey şeklinde çok güzel bir şey yapıyor, telefon açıyor. Biz heykele kadar yürüyüşümüzü yaptık gayet güzel. Kulüplerin flamanlarıyla, bayraklarıyla, spor kıyafetiyle şahane bir yürüyüş yapıyoruz. En az 10 bin kişi var, belki daha fazla. Heykelin buraya kadar geldik. Heykele bir çelenk koyduk. O zaman belediye başkanımız da Ömer Arpacıoğlu. Onunla beraber heykele bir çelenk koyduk. Birer konuşma yaptık. Başkan da konuşma yaptı. Ben de konuşma yaptım. Gençlere hitaben güzel bir konuşma yaptık. Sonunda merasim bittikten sonra Sayın Arpacıoğlu'na rahmetliye dedim ki, başkanım dedim, emniyet bize dedim tedbir aldı, olaysız bu yürüyüşü gerçekleştirdik. O zaman bu kent müzesinin bulunduğu yerde, emniyet burada, valilik burada, hükümet burada, tamamı burada. Emniyet müdürüne uğrayalım, bir çayını içelim, bir teşekkür edelim dedim. Geldik, bize kahve söyledi emniyet müdürü, o zamanın emniyet müdürü sağ olsun, kahvelerimizi içtik filan. Arpacıoğlu şöyle bir hitapta bulundu rahmetli. Ya Ömer dedi, personel müdürüyüm ya. Ya dedi, bu gençleri nasıl böyle düzene soktun? Nasıl böyle bir yürüyüşü hazırladın? Devletin, bizim hiçbir yardımımız yok. Seneye dedi, sana bando vereceğim, araç vereceğim, gereç vereceğim. Her türlü yardımla bu bayramınızı kutlayacaksınız dedi. Yalnız Ömer dedi, dikkat et dedi. Hitler de işe böyle başlamıştı ha dedi. Dedim ki, Sayın Başkanım, eğer bizi onlara benzetiyorsanız yazıklar olsun dedim. Biz gençliği eğitiyoruz dedim. Dün birbirlerini boğan, birbirlerini bıçaklayan her türlü olayların olduğu Gaziantep bugün kardeşliği yaşıyor. Birbirlerini seviyor. 22 semt sahasında spor yapıyor dedim. Sizden yardım almadı, devletten yardım almadı. Çocuklar akşama kadar çalışıyorlar, hafta sonu kendi harçlıklarından spor yapmak için topunu alıyor, malzemesini alıyor, ayakkabısını alıyor. Hakem için
oraya tayin ettiğimiz hakemlere bir ücret veriyor. Ayrıca o sahanın çizimi için kireç alıyor ceplerinden dedi. Ve böyle bir teşkilatımızı Gaziantep'te TRT tarafından çekildi. Eğer onu alabilirseniz, o arşivden onu alabilirseniz Gaziantep için bir olaydır. Zaten çektiğimiz videonun adında bir olayımız var. Çekimleri yaptık, o ham kasetlerden bir kaset yaptık. Vehbi Bey'e götürdüğümüz o kasette Gaziantep'i anlattık, gençliği anlattık, spor yapanları anlattık. Kulüplerinde çekimler yaptık, yerlerinde çekimler yaptık. Bu arada teknik direktöre baskı yaptık. Dedik ki, siz Gaziantep'i kalkındı, ikinci ligde oynuyor o zaman Gaziantep Spor. Siz dedim Gaziantep Spor'u kalkındırmak istiyorsanız, önce Gaziantepli gençleri dedim kulübe alacaksınız. O dönemde 12-13 tane genci amatör spordan aldı. Gaziantep Spor'u aldı. Mesela bunlardan milli takıma seçilenler var. Bünyamin var, Hasan Hüseyin var, Erol Azgın var. Yani Gaziantep'te o dönemde 12-13 genci de Gaziantep Spor'a kazandırdık. Ondan sonra onun sporun altyapısını kuracağız diye bir hizmet verdik. Şimdi benim burada hürmetle anmak istediğim insanlar var. Gaziantep Mahalli Spor'un ilk kurucusu ve onur başkanı benim. Benden sonra, ben 10 yıl hizmet verdikten sonra burada Bahri Özbulan, hem bölge başkanlığı yapan hem derneği idare eden arkadaşım var. Kulaklar için nesin? Zekeriya Evren var, rahmetli. Süleyman Gövşen var. Süleyman Gövşen'i buradan hürmetle anıyorum. O gençlerin bir toplantı yeri yapmak için kapı kapı dolaştığı Anneler İlkokulu'nun yanında bir eğitim merkezi yaptı. Yani soyunma odaları, işte toplantı odaları filan, onları Süleyman Gövşen yaptı. O sahanın açılmasında Serdoğan Yıldız diye bir arkadaşım var. Hem bölge başkanlığı yaptı, hem o anneler sahasının yanında, şimdi Şahin Bey sahasının temelinin atılmasında Serdoğan Bey'in çok emeği var. Ayrıca Süleyman Bey'le Serdoğan Bey'in Şehit Kamil ilçesinin Gazikent'te 20 dönüm, 30 dönüme yakın bir yeri semt sahası ve şey yapımına teşvik ettiler belediye başkanını. Bir kültür merkezi yaptılar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Süleyman Gövşen hakikaten benden sonra 10 yıl dernek başkanlığına devam etti. Allah selamet versin. Çok emeği var. Kendisini kutluyorum. Serdoğan Yıldız işte o sahanın yapımında çok büyük emeği var. Metin Balta, bunlar hem bölge başkanlığı yaptılar hem de kulüp başkanlığı yapan arkadaşlarımız. Şimdi burada bölge başkanlıkları yapanlar, arkadaşları hürmetle, ölenleri rahmetle anıyorum. Allah rahmet etsin, kalanlara sağlık, sıhhat diliyorum. Bu bir Antep'in kalkınmasıydı, bu bir Antep'in spor patlamasıydı. İsimlerini şöyle bir okuyayım. Metin Balta, Bahri Özbulan, Burhan Gündüz, Mustafa Özbak, Ali Karaoğlan, Serdoğan Yıldız, Cevdet Bahçeci, Ali Kömürcü, İsmet rahmetli, soyadını bilmiyorum onun, Nurettin Dehmanoğlu, Karşıyaka'dan Mehmet, istasyon sahasından Sami Havar, Ünaldı sahasından Recep Çelik rahmetli, Cinderesinden Cappar rahmetli, bunlar ölen arkadaşlarım. Ekrem Ilgın, Mehmet Açıkgöz, Cengiz Topel'den Yasin Has, tepenin kayaların üstünde spor yaptırıyordu. Öyle yer de yoktu doğru dürüst. Halil İzci, bunu da rahmetle anıyorum. Bir gün bana geldi, dedi ki Ömer Bey, bizim bu bölgede Urfalılar çok. Çocuklara dedi bir saha yap. Halil Bey dedim, yer yok. Gel dedi, seni bir yer göstereyim. Götürdük. Şimdi Ünaldı'da Kepkep İlkokulu'nun yanında bir yer var. Topu yukarıdan bırakıyorsun, aşağıya arkasından ulaşamıyorsun. Böyle şey bir yer. Halil İzci'ye orada bir saha düzenledik. Kendi kahvehanesini de kulüp haline getirdi. Çocuklara hizmet ediyordu. Almanya'da kalmış, milliyetçi bir adam sağ olsun. O da rahmetli oldu. Onun dediği yere de bir saha yaptık.
Cabbar Cinderesi'nden Ekrem Ilgın, Mehmet Açıkgöz, Cengiz Topel'den Yasin Has, Halil İzci, Ali Bey, Cengiz Koncuk, Mehmet Ali Gövce rahmetli, Ali Şentürk, ondan sonra Ziya Türkmen, Antep'in ilk milli hakemlerinden, o da bizim bu kuruluşlarımızda hizmet eden arkadaşlardan, Nihat Tercüman, Terci Nihat deriz, Terzi Nihat deriz, hiçbir toplantımızı kaçırmaz. Hala mücadele veriyor. Demir Kanalıcı, o zamanın gazetecisi, Ziya Türkmen, Mehmet Uygun, Allah razı olsun, Ender Özdinç. Bunlar mahalli sporun o düzenli çalışmasına hep iştirak eden, yardımcı olan, ışık tutan arkadaşlarımız. Onları da ölenleri rahmetle anıyorum, kalanlara sağlık, sıhhat diliyorum. Bir şey vurgulamak istiyorum. Deşli tarla dediğimiz, toprak sahalar dediğimiz yerde gençler o zaman spor yapıyor imkansızlıklarla. Bezden top yapıp top oynuyorlardı, futbol oynuyorlardı. Bunları hep duyarız ve o dönemde spor yapanlara iyi gözle bakmıyorlardı. Çünkü çok değişik şeyler vardı. Bizim duyduğumuz bazı şeyler var. Onlar Allah o günleri bir daha göstermesin gençlerimize. Şu anda öyle değil. Her şey düzenli yapılıyor. Biz mahalli sporu grupta gençlere bu çağrıyı yaptığımız zaman binlerce genç iştirak etti. Şimdi yapıyorlar, spor yapılıyor. Sabahleyin kalkarım. Önce Kavaklı'nın içinde o nostaljinin bulunduğu yerde iki tane sahamız var. Kavaklık, Kavaklık Şehitler, orayı kontrol ederim. Ondan sonra şimdiki Sanko'nun bulunduğu yerde, hastanenin bahçesinde bir de Sanko'nun yerinde iki sahamız var. Altın Çim, orayı kontrol ederim. Oradan dönerim Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yanında 8 tane sahamız var. Onları kontrol ederim. Araba yok, telefon yok, paramız yok, imkanımız yok. Ama yürüyerek gidiyoruz, öyle bir azim var. Oradan yürüyerek Cinderesi'ne giderim. Cinderesi Gaziantep'in en ilkel yerleşim yerlerinden birisi. Adı üstünde Cinderesi. Yani cinlerin top oynadığı yer sanki. Orada Urfalı çocuklar çok. Ondan bir saha istediler. Oraya bir saha yaptık. Orada da topu yukarıdan bırakıyorsunuz. Aşağıda bir gölet var, su göleti. Oraya top oraya düşüyor. Çocuklar gene de o azimle o sahalarda top oynuyorlardı. Cinderesi'nden sonra Karşıyaka'ya iniyordum. Karşıyaka'dan çok iyi sporcular çıktı. Milli takıma giren sporcularımız çıktı. Karşıyaka'dan sonra istasyonda bir sahamız var. İstasyon sahasına iniyorum. Yürüyerek ha, bunların hepsi yürüyerek. İstasyon sahasını kontrol, maçlar yapılıyor orada. İl yönetim kurulu başkanı geldi dediği zaman çocuklar kendilerine bir çeki düzen veriyor. Olay olmuyor. Yani il yönetim kurulu başkanı o semt sahalarının üzerinde ne kadar tesirli ki çocuklar çok saygı duyuyorlardı. Adaletli bir çalışmamız var. Oradan sonra Batur sahasına gidiyordum. İtfaiyenin bitişiğinde Batur sahası var. Orada Göbek Cevdet deriz. Hep lakapları var sporcularımızın. Göbek Cevdet çok çalışkan bir çocuk. O sahanın kalkınmasında, o sahanın düzenlenmesinde, ayağında terlikle o saha emek verir böyle. Öyle bir emekli bir arkadaşımız. Allah uzun ömür versin. Halen yaşıyor. Batur sahasını kontrol ettikten sonra Fıstıklık deriz aşağıda. Ünaldı'da bir sahamız var. Recep Çelik'in sahası. Oraya giderim. Orayı kontrol ederim. Onlar da Recep'in kahvesinde toplanırlar. İl yönetim kurulu bölge toplantıları, kulüp toplantıları falan orada yapılır. Rahmetli Recep'in. Orayı kontrol ettikten sonra Hallizci'ye yaptığımız Kepkep İlkokulu'nun yanında bir sahamız var. Orada da Cinderesi gibi topu yukarıdan bırakırsın, yola ulaşam, arkasından ulaşamaz. Öyle bir yer yani. Nereye bulursak orada çocuklar spor yapsın diye bir şeyler yapıyoruz. Orayı kontrol ettikten sonra Cengiz Topel'e çıkarım. Cengiz Topel, Düztepe'nin devamı olan o tepenin üstü. İnanır mısınız? Kayalık bir yer. Yani orada top oynamak bir mucize. Ben oraya Sayın Paşa'mı, Sayın Belediye Başkanı'mı götürdüm. Dedim ki bakın bu çocuklara birer saha yapın ya. Ne şartlarla spor yapıyor diye onlara teşhir ediyordum. Gösteriyordum yani teşvik ediyordum. Oradan da eve geliyordum akşam eve. Her pazar ben
Bazen yanımda bir bölge başkanı oluyordu, bazen bir kulüp başkanı oluyordu. Onunla beraber dolaşırım. O gençler nasıl spor yapıyor? Nasıl, nerelerde soyunuyor? O soyunmaları sahanın kenarında soyunur. Başına bir bekçi kur, elbiselerini beklerler çocuklar. Bazen hakemlerin arasında bazı şeyler olur, olaylar olur filan. Onlara müdahale ederiz. Ve bu şekildeki 10 yıllık bir çalışmam Gaziantep gençliğine, Gaziantep gençliğine anamın ak sütü gibi helal olsun. İstiyorum ki bu şehrimizin insanları onları bilsin, o geçmişteki çalışmaları değerlendirsinler. Çok teşekkür ediyorum. Peki önceden gençler spora bu kadar meraklıyken şimdi günümüzde niye yapılmıyor? Şimdi bunu zaman zaman belediye başkanına söylüyorum ben. Mesela Tahmazoğlu'na söyledim, diğer Şehit Kamil Belediye Başkanı'na söyledim. Biraz evvel bahsettiğim gibi, sen hep park yapıyorsun. Gençler için o parkların içinde birer desem sahası yapın. Yok. Ha var, 3-4 tane saha yaptılar. Orada bizim o çalışmalarımız gibi tabandan gelen çalışma değil de amatör çalışmalar yapılıyor. Onun için de gençliğe gerektiği kadar şey yapılamıyor, hizmet edilemiyor. Biz tabandaydık yani. Evlerden, kahvelerden topluyorduk. Mesela bir kahveye gidiyoruz, bakıyoruz ki bir kulüp toplantı yapıyor. Oturuyoruz oraya, sigara içme yok, gereksiz konuşma yok. O bölgenin başkanı, yani o sahanın başkanı konuşma yapıyor, onlara talimat veriyor, onlarla ilgili çalışmaları anlatıyor. Ben de nezaret ediyordum, iştirak ediyordum, benim konuşmalarımı dinliyorlardı. Sağ olsun gençler bizi o dönemde bir valiyi karşıladıkları gibi karşılıyordu. Biz de onların o sevgilerine karşılık veriyorduk. Antep gençliğini seversen, Antep gençliğinin başaramayacağı iş yok. İşte Tamer Güney'in güzel bir sözü var. Diyor ki, Gaziantep savaşı kazanmış, ormanı dikmiş, ormanını kazanmış. Şimdi de sporda gençleri eğitiyor, ahırları spor mabedi haline getirmiş diyor. Tamer Güney çok hizmet etti, teknik direktördü o zaman. Allah kanı kanı rahmet etsin, öldüyse kaldıysa Allah selamet versin. Çalışmalarımız böyleydi. Bana soracağınız başka sorular varsa şey yapayım, cevaplandırayım. Gençler devletten bir kuruş almıyordu, yanlış anlaşılmasın. Kendi harçlıklarından top alıyorlar, ayakkabı alıyorlar, forma alıyorlar, hakem ücreti veriyorlar, saha çizim ücreti veriyorlar. Eskiden bu böyle işte, o ilk şoförün şikayet edildiği dönemde, başkan bana söylediği zaman gittik, dedik ki herkes bir işletme defteri alacak, kimden kaç kuruş topladıysa buraya yazacak, ne kadar harcama yaptıysa, nereye harcama yaptıysa buraya yazacak. Biz il yönetim kurulu olarak onları denetleyeceğiz dedi. Güzel bir çalışmamızdı. Evet, ben Gaziantep'liyim. Gaziantep'te doğdum, büyüdüm. Gaziantep, ülkemin çok değişik illerinde görev yaptım. Gene geldim Gaziantep'e yerleştim. Niye? Gaziantep'i çok seviyorum. Gaziantep çok mücadeleci bir şehir. Gaziantep çok iddialı bir şehir. Halkıyla, yaşantısıyla, çalışkan bir insanların yaşadığı bir yer. Sabahleyin okula gider, öğlenden sonra çıraklık yapar babasının yanında. Böylece çok güzel sanatkarlar yetişmiştir Antep'te. Antep'te o mücadeleyi sürdüren çok değerli insanlarımız var. Mesela işte Köylüoğlu var. Çok değişik, Ahmet Mutafoğlu var, Abdülkadir Konukoğlu var, Sanko, Abdülkadir Bey'in babası, hakikaten Gaziantep'e çığır açmış, sanayiyi getirmiş insan var, Ersoylar var. Bunlar o zamanda Gaziantep'e yön veren insanlar, sanayi kuruluşlarıyla, çalışmalarıyla. Mesela çeliğe can veren bir Mennan diye bir rahmetli abimiz vardı. Allah rahmet etsin. Sabancı'nın iştirak ettiği bir toplantıda diyor ki, siz Antep'e yanlışlık yapıyorsunuz. Nedir diyor, soruyor Sabancı ona rahmetli. Diyor ki, siz atın önüne et atıyorsunuz, itin önüne ot atıyorsunuz. Siz bizi yönlendirin, biz çeliğe can veriyoruz diyor. Hakikaten de çeliğe can veren bir insan. Başaramadığı hiçbir şey yoktu. Genç yaşta rahmetli oldu. Tornacılarımız çok, sanatkarlarımız çok, tamircilerimiz çok.
birçok buluşları yapan çok. İşte Köylüoğlu mesela Antep'e bir ışık tutan sanayici. Yapar, satar, üretir. Antep'e hep öyle hizmet etti. Onun gibi nice insanlar, Mehmet Üzümcü vardı Allah rahmet etsin. Bunlar Antep'e hizmet eden insanlar. Antep'in özelliği var. Antep, Kayseri, Antep bunlar mücadeleci şehirler. Kayseri de böyle. Çok çalışkan insanlarımız var. Bir şeyi başarmak için ne lazımsa onu yaparlar yani. Çok mücadeleci insanlar. Buluşları var, çok çeşitli buluşlar var. Benim şimdi aklıma gelmeyen şeyler var. Keşke onları araştırın. Kent Müzesi'ne kazandırın onları. Türkiye'nin her tarafından Gaziantep'e tamir için araçlar gelirdi. Ordu'dan araçlar gelirdi. Antep öyle sanatkarı çok olan bir şehir. Gaziantep savaş görmüş bir şehir. 1920'lerde Fransızlar burayı işgal ettiği zaman Antep'i muhasara etmiştir. Antep'in şehir merkezine giriş çıkışların hepsini kontrol altına almıştır. Toplarıyla, tüfekleriyle, işte Kilis yolundan gelip Şahin Bey'i şehit ettikten sonra Antep'in tepelerinden belli yerlere yerleşerek Antep'i bombardımana tutmuştur. Anteplinin o zaman mücadelecilerini şunlarla ifade edebiliriz. Antep'i teslim almak için beyaz bayrak istiyorlar. Antepli bir şairimiz çok güzel bir ifade kullanıyor. Biz mermiyi, bombayı tohum gibi ekeriz, beyaz bayrak istenir, biz al bayrak çekeriz. Kaleye kefenden yapılmış beyaz bayrak çekiyorlar. Niye çekiyorlar? Onu da vermiyor Antepli kadınlar, vermek istemiyorlar. Zorla onların işte şeylerinden, çarşaflarından filan bir bayrak çekiyorlar. Açlığa teslim oluyor Antep. Antep 1920-1950'ye kadar çok sıkıntılar çeken bir şehirdi. Mesela kendi bir anımı anlatıyorum. Biz fakir insanlarız. 8 kardeşiz, 2 de annem babam var, 10 kişiyiz. Annem bir lençe, işte yemek kabı konan Antep şivesiyle lençe denir ona. Bir lençe şey yapar, mercimek çorbası yapar. Hep beraber otururuz sofraya. Evde 4 tane tahta kaşık var. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi nereye? O dönem nereye? O 4 tane kaşık kardeşlerimizin elinde sırayla alırız mesela. Bir tanesi gecikir. Çorbayı alır, içerken biraz ağır davranırsa öbürü ona çabuk lan geç kaldığına sıra benim lan. Kaşık savaşı yapardık. Antep o açlıkları gördü, o yoklukları gördü. Duyduğumuza göre o savaşta vurulan Fransız katırlarının, atlarının etlerini gece çalıp yemişlerdir. Bak bunları hep kuşaktan kuşağa duyarız. Öyle bir yoksulluk yaşamışlar ki bildiğin gibi değil. Şükür şehrimiz zenginleşti, her şeyimiz var. Allah bu düzenimizi bozmasın inşallah. O günlerde bir daha bizlere göstermesin. Gaziantep'li bir bayan boşanmak üzere mahkemeye müracaat ediyor. Hakim soruyor, kızım niye boşanıyorsun? Diyor ki, boşa hakim bey diyor. Kızım niye boşalıyorsun? Hakim yine ısrar ediyor. Boşamak istemiyor onları bir araya getirmek için. Boşa diyor hakim bey diyor. Bu adam diyor kocası için, beni diyor naylon arabaya bindirip ayaklarımı sallaya sallaya kavakla sahraya mı götürdü ki diyor. O zaman naylon arabasıyla sahraya gitmek bir ayrıcalıktı, bir güzellikti. Mesela tepsiden darbuka varsa darbuka çalarlar, yoksa tepsiyi çalarak Antep'in şarkılarını, türkülerini söyleyerek kavakla sahraya giderler. Her hafta kavaklıkta binlerce aile sahra yapardı. İşte boşanma davasının hikayesi, at arabasının hikayesi de budur.